Oturun lütfen. Moralinizin bozuk olduğunu görüyorum. Ama kendinizi düşünerek bir karar vermenize de sevindim. Evet, ben her şeyi etraflıca düşündüm ve bir karara vardım. Doğru olanı yapıyorsunuz. Ofisinize geldiğimde sizi üzecek şeyler söylemek istemezdim. Ama ben ta başından beri sizin değil, eski kocanızın peşindeyim. Dosyası kabarık, kirli bir savcı görüyorum ve böyle birinin adalet sistemimiz içinde barınmasını doğru bulmuyorum. Neler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Manipüle edildiniz, iyi niyetiniz suistimal edildi. Bütün evliliğiniz böyle geçti belki de. O yüzden içiniz rahat olsun. Hiç kimseye karşı kendinizi suçlu ve borçlu hissetmeyin. Pelin Hanım, ortada bir manipülasyon var. Evet, iyi niyetin suistimali de var. Ama bunları yapan kişi Selim değil, benim. Anlamadım. Akgün kaçtı ve bana geldi. Selim'den korktuğu için bana geldi, benden yardım istedi. Ben de onu aldım, ofise götürdüm ve orada sakladım. Selim'in bundan sonradan haberi oldu. Çok kızdı tabii. Ama beni korumak için yalan söyledi. Ben bunu istemedim. Ama karşı da çıkmadım. Kariyerimiz zedelenmesini istemedim. Bu söyledikleriniz doğruysa eğer, Akgün'ü onun evinde ondan habersiz nasıl sakladınız? Ben Akgün'ü asla Selim'in evinde saklamadım. Hayır, sizin yanlışınız burada zaten. Siz asılsız bir ihbara inanmayı seçiyorsunuz ama ortada ihbar eden kişi yok, değil mi? Elinizde şu anda sadece benim itirafım var ve siz hangisini seçmek istiyorsanız artık orasına ben karışamam tabii, siz bilirsiniz. Ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir sorunuz yoksa ben müsaadenizi isteyeceğim. Peki. Canan Hanım, bu yaptığınızı bağlı bulunduğunuz baroya bildireceğimden hiç şüpheniz olmasın. Yok, şüphem yok zaten. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.